Hazreti İbrahim'in güzel ahlakı. Tüm peygamberler gibi Hazreti İbrahim de Allah'a olan teslimiyeti, samimiyeti, sadakati, adil, mütevazi ve onurlu tavırlarıyla son derece üstün ahlaklı bir insandır. Allah Hazreti İbrahim'i ayetlerinde övmüş ve onu tüm Müslümanlara örnek göstermiştir. Hazreti İbrahim Allah'ın dostudur. İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif, tevhidi olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel dinli kimdir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Rabbimiz Kur'an'da Hazreti İbrahim'i dost edindiğini bildirmiştir. Bu nedenle de Hazreti İbrahim Halilullah, Allah'ın dostu olarak tanınmakta, insanlar tarafından bu güzel isimle anılmaktadır. Hazreti İbrahim güç ve basiret sahibiydi. Allah'ın derin imanları, samimiyetleri ve teslimiyetleriyle insanlara örnek kıldığı tüm peygamberler gibi Hazreti İbrahim de isabetli kararlar alan, ileriyi görebilen, basiret sahibi bir peygamberdir. Hazreti İbrahim seçkin ve hayırlı bir kuldu. Hazreti İbrahim Allah'ın hidayet verdiği, peygamberlikle şereflendirdiği ve kendi katında seçkin kıldığı kullarındandır. Bir ayette Hazreti İbrahim ve ailesinin alemler üzerine seçilmiş oldukları şöyle bildirilmektedir. Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Hazreti İbrahim tek başına bir ümmetti. Gerçek şu ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhitti ve o müşriklerden değildi. Hazreti İbrahim Allah'ı her şeyin üzerinde tutan, sadece onun rızasını gözeten, ona içtenlikle bağlı olan, yalnızca Allah'tan korkup sakınan bir peygamberdir. Karşılaştığı tüm zorluklara ve kendisine karşı çıkan çok sayıdaki insana rağmen imanı, cesareti ve tevekkülü sayesinde mücadelesinde son derece kararlı olmuştur. Hazreti İbrahim Allah'a şükrediciydi. Hazreti İbrahim, Rabbimizin kendisine bahşettiği nimetlere daima şükreden bir kuldur. Kur'an'da onun bu özelliği şöyle haber verilir. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti ve doğru yola iletti. Hazreti İbrahim, Allah'a karşı teslimiyetli bir kuldu. Rabbi ona teslim ol dediğinde o, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Hazreti İbrahim kavmiyle olan mücadelesinde Allah'a derin bir bağlılık ve tam bir teslimiyet göstermiştir. Ve kavmi ne yaparsa yapsın büyük bir şevkle Allah'ın dinini yaymayı sürdürmüştür. Hazreti İbrahim yumuşak huylu bir kuldu. Merhamet sahibi, yumuşak huylu, şefkatli, sevgi dolu ve bağışlayıcı olmak Allah'ın Kur'an ayetlerinde övdüğü mümin özelliklerindendir. Ayetlerde Hazreti İbrahim'in de yumuşak huylu olduğu şöyle haber verilir. Doğrusu İbrahim çok duygulu, yumuşak huyluydu. Hazreti İbrahim'in vasiyeti. Hazreti Nuh'un soyundan gelen Hazreti İbrahim'in tüm iman sahiplerine bıraktığı büyük bir miras vardır. Bu miras tevhid inancıdır. Hazreti İbrahim hayatı boyunca Allah'ın birliğine inanmış, ona hiçbir şey ortak koşmamış, kavmine de bunu tebliğ etmiştir. Onun tebliği kendisinden sonra da devam etmiştir.
Oğulları Hazreti İsmail ve Hazreti İshak, torunu Hazreti Yakup, onun oğlu Hazreti Yusuf ve onları izleyen diğer mübarek elçiler insanları din ahlakına uymaya davet etmişlerdir. Bakara suresinde Hazreti İbrahim'in vasiyeti şöyle haber verilir. Rabbi ona teslim ol dediğinde o, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Buna İbrahim oğullarına vasiyet etti, Yakup da oğullarım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti, siz de ancak Müslüman olarak can verin diye benzer bir vasiyette bulundu.